Recep Tayyip Erdoğan programımızı katılımlarıyla onurlandı. Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere Elazığ'a geldi. Hanım kardeşlerimizi... Uçakla Elazığ Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la helikoptere geçerek kentte yapılan çalışmaları yaklaşık yarım saat havadan inceledi. Erdoğan ardından merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde deprem konutları teslim törenine katıldı. Erdoğan, Elazığ'da konut çalışmalarına depremden en çok zarar gören Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerinden başladıklarını anımsattı. Anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Bir yandan enkaz altında kalan insanlarımızı kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da acil ihtiyaçları karşılayacak mekanizmaları süratle oluşturduk. Elazığ'da depremin ardından 77 bin bina incelendi ve toplam 4.764 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonunda Elazığ'da 20 bin ve Malatya'da 6 bin olmak üzere toplam 26 bin yeni konutun inşasına karar verdik. Depremden sonraki 6 ayda 2.517 konutu bu mahallelerde hak sahiplerine teslim ettik. Halen 136 derslikli 8 okulun inşaatı sürüyor. Malatya'da da Yüzük Köy Evi olmak üzere 1.195 konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün Elazığ'da 5.500 konutu daha teslim ederek toplamda 8.000 ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12.000 konutu da yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, camileri, okulları, spor sahaları ile hep birlikte yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylece 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli ve her türlü sosyal donatıya sahip yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Türkiye özellikle Cumhuriyet dönemindeki plansızlıkların, ihmallerin, rant hırsının neticesi olarak afetlere karşı güvenli bir altyapı kuramamıştır. Tek katlı veya çok katlı ama hepsi de düşük standartlı binalar şehirlerimizi zehirli bir sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla yaptıkları evlerde afetlere karşı gereken donanıma sahip değildir. Netice itibariyle ülkemizin yapı stokunun önemli bir bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir.